Daha hızlı yayılıyormuş. 20 yaş altına daha fazla etkiliymiş. Biz genciz ve atlatabileceğimi düşünüyorum. Yani bunun da önüne geçileceğini düşünüyorum. Sağlık Bakanı bir önceki dönemde ne dedi? Bir saat önce bizde yok dedi. Mutasyona uğramış hastalık yok dedi. Hani bu virüs bitti diye umuyoruz. Şimdi o da çıkarsa hani çok daha fena olur. Yani Türkiye'ye geldikten sonra ister kapı kapatın, ister başka tedbirler yapın, hiçbir işe yaramaz. Çünkü bir kişiden dağılacak 1000 kişiye. İngiltere'den Türkiye'ye gelen 15 kişide mutasyon uğramış koronavirüs görüldü. Bu virüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey var. Normalde biz zaten koronadan çok korkuyorduk ilk dönemlerde. Fakat sonraki dönemlerde fark ettik ki hani atlatılabilir bir virüs. Ve sonradan insanlar kendini eskisi gibi karantinaya almadı, korumaya almadı vesaire. Ve bu yüzden yani çok fazla korkmuyorum açıkçası. Yani bir de biz genciz ve atlatabileceğimi düşünüyorum. Ve çoğu genç de zaten kendinden değil ailesinden korkuyor. Vallahi sonumuz hiç iyiye gitmiyor. Ne yapacağız böyle bilmiyoruz. Hani dışarıdan böyle almıyorlardı, girdirmiyorlardı, yabancı ülkeden gelmiyorlardı. Nasıl olacak bu iş? Ekonomik çöküntüdeyiz. Yani psikolojik olarak çöküntüdeyiz. Ya sıfır şu an, her şey sıfır. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani ne düşünüyorum? Sonuçta şu anda hani zaten virüsle yani başa çıkmaya çalışıyoruz. Bir de ayrıyeten bunun gelmesi, hani hızlı yayılması olması falan. Yani şu an hani tabii ki Türkiye için sıkıntılı olacak ama yani bunun da önüne geçileceğini düşünüyorum inşallah tabii ki. Tabii o da bizlerle alakalı bir şey. Bizim yani temizliğimize, işte maskemize dikkat etmemizle alakalı. Vallahi virüs işte Türkiye böyle her şeyleri gizleyerek, asgarisini göstererek, yani ölüm olsun, koronavirüsten yakalan hastalıklar olsun. Yani bunun da açıklanması birazcık bana şaşırttı daha doğrusu. Aslında Sağlık Bakanı bir önceki dönemde ne dedi? Bir saat önce bizde yok dedi. Mutasyona uğramış hastalık yok dedi. Bir saat sonra nedense teyit edildi hastalıklar. Vallahi televizyonda gördüm ben haberlerde ama inşallah umarım buraya uğramaz. Yani ben Fransa'da yaşıyorum. Burada yaşamıyorum, orada yaşıyorum. Şimdi uçak yani kalkıyor mu kalkmıyor mu hiçbir bilgim yok. Yani umarım buraya uğramadan temizlenir. Vallahi alıştık artık virüsün sürekli mutasyona uğramasına da. Sadece halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum. Ya da hepimiz yapacağız aynı şeyi. Ne diyebilirim ki başka? Vallahi İngiltere'yle şeylerimizi kestik. Geliş gidiş yasaklandı zaten. Bunu da devletimiz çok güzel yaptı. Zamanında tedbirimizi almış olduk. Şahsen ben aşı olarak vurulmam. Çünkü kesin aşıyı da HES kodu gibi zorunlu yapacaklar. Çünkü uzun yola falan çıkmaya izin vermeyecekler. Ama şahsen içinde olmayacaksın. Çünkü DNA'yı bozacaktır muhtemelen. Zaten aşıyı yani virüsü bulan için, aşıyı bulan da için bana çok saçma geldi. Yani bu laboratuvarda üretilmiş bir şey olarak düşünüyorum bunu. Vallahi işte sınırların kapatılması lazımdı. Yani buradan nasıl giriş çıkış yoksa oradan da buraya giriş çıkış olmaması lazım. Gelmesinler memleketimize. Herkes hastalığını kendi memleketinde yaşasın. Vallahi pek fazla bir şey düşünmüyorum. Ama bu konu hakkında üzgünüm yani. O yüzden yani ne bileyim ne zaman gidecek? Okullarımızdan mahrum kaldık. Ben üniversite okuyorum, sağlık öğrencisiyim. Yani ne bileyim hiçbir uygulamalı derse de giremiyoruz. Bu durum bizi kötü etkiledi. Özellikle stres, sinir yarattı herkese. Bu virüs hakkında yani... Ya bilmiyorum, bitirdi herkese. Yani bir an önce hemen bitse çok iyi olur. Çünkü yani insanlar bayağı perişan oldu. Yani işine giden oluyor, şey oluyor. Yani birçok kişiye de bulaşıyor. Yani direkt hemen bitmesini isterim. Önceden tedbir alınması gereken bir durumdu sanırım. Yani Türkiye'ye geldikten sonra ister kapı kapatın, İster başka tedbirler yapın, hiçbir işe yaramaz. Çünkü bir kişiden dağılacak 1000 kişiye. Peki mutasyon uğramış koronavirüs hakkında neler biliyorsunuz? Herkese daha kolay bulaştığını biliyorum sadece. Bir de sanırım çocukları falan da daha çok etkiliyormuş. Bu kadar bilgim sadece. Onun hiçbir bilgim yok. Sadece koronavirüsü biliyorum. Mutasyona uğramış hiçbir bilgim yok. Bu virüs hakkında daha hızlı yayılıyormuş. 20 yaş altına daha fazla etkiliymiş. Öldürücü riski daha azmış, bunu biliyorum, bu kadar. Çok fazla bir bilgim yok ama hızlı yayıldığını biliyorum. Hani Covid'den fazla hızlı yayılıyormuş diye duydum. Vallahi bize hiçbir bilgi gelmiyor ki. Yani aslında bizler birazcık nasıl yaşıyoruz diyelim.
uyur gezer gibi yaşıyoruz yani. Yani yönetenler tarafından biz uyutuluyoruz. Hiçbir fikrim yok. Yani iyi bir şey olmadığını biliyorum. Ama umarım yani hani bu virüs bitti diye umuyoruz. Şimdi o da çıkarsa hani çok daha fena olur. Yani hiçbir fikrim yok ama yani bayağı korkuyorum. Vallahi bulaşıcı bir hastalık. Yani deform oldukça şey oluyor diyorlar. Bir yandan diriliyor diyorlar. Sanırım nasıl diyeyim size, yayımcılığı daha fazlaymış değil mi? Öyle hatırlıyorum çünkü. Ama bilmiyorum, sonuçta bu hastalık bence herkese bulaşacak zaten. Allah'tan gelen bir şey olarak düşünüyorum. Çünkü çok önceden zaten böyle bir hastalığın geleceği ve bir sürü insana bulaşacağı, bir sürü insanın öleceği. Yani bu bir helak olarak ben düşünüyorum. Çünkü zinalar şunlar bunlar çok arttığı için. Allah'ın bize verdiği bir ceza olarak düşünüyorum şahsen. Vallahi mutasyona, virüs bu zamana kadar sürekli mutasyona uğruyormuş. Daha da uğrayacak gibi de görünüyor yani. İnşallah aşılar başarılı olur. Vallahi bir şey bilmiyorum. Sadece önlem yapıyoruz. Biraz kırgınlık oluyor, halsizlik oluyor. Acaba biz de mi korona olduk diye düşünüyoruz yani. Pek fazla bir şey bilmiyorum. İlk kez bu kelimeyi duydum açıkçası. Yani ne olduğunu da araştırmadım. Yani virüslerin mutasyona uğrayacağını biliyorum. Yani belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Bekleniyordu da zaten. Virüsler yaşamak için herhalde, yaşam alanını daha iyi aktif kullanabilmek için mutasyona uğruyorlar diye biliyorum.